Merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün gördüğünüz gibi Farm Simulator 2017'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Farm Simulator 2017'deki Vogelsberg mapindeki olan serimizdeyiz şu an. Ve arkadaşlar canavarı çıkardık, artık kullanmaya başladık. Gördüğünüz gibi 0. Yaklaşık 1 saat kadar kullanmışız artık. Çıkardım onu arkadaşlar, pulluğa taktım. Yani pulluk değil bu gerçi, şey derinleştirici, öyle bir şey olması lazım ismi de. Pulluk yerine geçiyor abi oyunda. Tarlaya saldım abi. Bu tarla puluklanması gerekiyordu. Ama işçimiz şöyle bir şey yapıyor. Şurada bırakıyor. Onları şey yapacağım. Canlı yayında arkadaşlar, daha yani bayağı bir süre önce canlı yayında biz oynamıştık burada. Ve ben bu pulluğa bunu taktım arkadaşlar. Ve bu pulluğu çekemiyor arkadaşlar, bu traktör. Çekemiyor yani. Nasıl çekemiyor demeyin. Çekemiyor. Hatırlarsanız arkadaşlar, biz bu traktörü en düşük beygirinde almıştık. 225 beygir ya da öyle bir şey. Hemen bakacağız. Hadi lan. Tamam. 225 beygirden almıştık arkadaşlar. Çekmedi bunu yani. Çekiyor da çok yavaş yavaş gidiyor arkadaşlar. Sonra biz de bunu canlayan arkadaşlar, elimize ne kadar para varsa full yaptık arkadaşlar. 240 versiyonu aldık. Yani 270 beygir versiyonunu şey yaptık. Buna buraya dedik. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi 240 olan bu. Yani 270 beygir gücünde olan versiyonu bu. Hala çekmekte zorlanıyor arkadaşlar. Patinaj çekiyor. Çok fazla patinaj çekiyor. Muhtemelen ben traktörün ağırlığı falan yetmiyordur. Çok fazla patinaj çekiyor arkadaşlar. İşte önüne ağırlık koydum. Fakat çok fazla ağırlığını arttırmadım bu ağırlığın. Biliyorsunuz arttırılabilen bir ağırlık bu. Şöyle ağırlık koyabiliyoruz. Fakat çok fazla ağırlık koyunca önüne arkadaşlar, arkadaki tekerler çok fazla patinaj çekiyorlar. Arkaya da ağırlık koyamıyorsunuz. Yapabileceğim tek şey, yani elinden gelen tek şey arka tekerlere ağırlık takmaktı. Ben de onu yaptım. Birazcık daha iyileşti yani, fark oldu yani. Bunu da denemiş olduk, hem yani arka tekerlere ağırlık takmak yani bir fark ettiriyor mu oyunda diye. Fark ettiriyor arkadaşlar. Yani 1 kilometre 2 kilometre fark oldu hızda, yani daha az patinaj çekiyor şu an. Ama yine de öndeki ağırlığı arttırırsam yine arka tekerler patinaj çekmeye başlıyorlar. Şu bayırdayız arkadaşlar, zaten yani neydi yapsanız 4 tekeri birden patinaj çekmeye başlıyor. Yani pek bilmiyorum nasıl yapacağız. Yani traktör çekiyor, onu çekmiyor diyemem. Gördüğünüz gibi çekiyor fakat zorlanıyor arkadaşlar. Yani aslında traktör zorlanmıyor da ağırlığı yetmiyor galiba. Yani çok fazla patinaj çekiyor. Tabi tarlanın orası bizim değil tabi. Şu an mesela burada gördüğünüz gibi arkadaşlar çekiyor yani. 8-9 gidiyoruz. Zaten galiba maksimum hızı bu. Pulluğun 10 km galiba. Yani yanlış hatırlamıyorsam 12 de olabilir. 8-9 gidiyor. Aynen. 9-10 km galiba maksimum. Tam emin değilim de. 8-9 işte 7-8-9 gidiyor böyle düz yola da. Bayırda arkadaşlar bir 4-5 km falan düşüyor bu. Yani çekemiyor. Mesela gördüğünüz gibi şu an arkadaşlar arka tekerler şu an bayağı patinaj çekiyor yani. Hem öndekiler hem arkadakiler. Böyle bir şey vurduğu an gördüğünüz gibi arkadakiler yine patinaj çekiyor. Yine gördüğünüz gibi. Niye öyle oluyor bilmiyorum arkadaşlar. Neyse bu şey, şu an yani bu videonun konusu bu değil. Şu an yani Vogelsberg'deki serimizde oynayacağız. Bu traktörün nasıl pulu çekemediğinden şey yapmayacağız yani. Tartışmayacağız bu bölümde. Şöyle yapalım. Salalım bunu abi işçi artık. Artık sorun çıkarmaz işçi. Bayağı bir şey var burada. Boş alan var dönebileceği. Şimdi arkadaşlar yayında biz ne yaptık? Yayında ben çok fazla bir şey yapmamıştık gerçi de. Şu traktör müydü? Şuyu. Şuradaki tarla arkadaşlar gübreledik full. Şimdi paramız var mı diye bakacağım. Daha doğrusu ne kadar paramız var diye bakalım. 10.700 arkadaşlar bizde. 11.000'e şuramoku alıp katı gübre de atabiliriz arkadaşlar aslında tarlalarımıza. Ve bu bayağı güzel bir şey olur. Yani aslında şöyle bir şey de yapılabilir. 43.000 ama bu çok pahalı be abi. Değil mi? Yani aynen, bayağı pahalı bu. Bayağı pahalı abi. Şu iyi yani, şu bayağı iyi bizim için. Yani şu mükemmel diyebilirim. Fakat yani bu da pahalı ya. Yani 50.000 veresim yok şu an ya. 50.000 veresim var da 50.000 çıkarabilecek miyiz bilmiyorum. Biz şu an şunu alalım arkadaşlar ya. Yani birazcık bir yerden para çıkaracağız şimdi. Baldan falan para çıkarırız. 11.000'e şunu alalım. Ne kadar onun şey abi şeyi. 8.000 litre alıyormuş. 8 metre gö- yani iyi. 20 km çalışma hızı. Güzel abi, 60 beygir istiyor. Yani her traktör çekebilir.
Hatta Massey Ferguson bile çekebilir onu. Şimdi Massey Ferguson demişken ona bineceğiz arkadaşlar. Neredesin sen? Gel buraya yavrum. Şimdi şunu alacağız. Buna palet şeyini koyalım arkadaşlar önüne. Hemen. Palet şeyini koyalım ve ben arkadaşlar en yakın zamanda birazcık para kazanıp direkt ayrı bir tane böyle kepçe almak istiyorum kendime. Çünkü şöyle yapalım. Aynen palet şeyini de takmış olduk. Çünkü arkadaşlar şu an iki tane kepçemiz var. Bir tanesi bu Massey Ferguson. Bir tanesi de şu New Holland'da taktığımız. Ups ups sakin lan sakin oğlum. Senin kontrolleri niye böyle çılgın? Şu New Holland'da taktığımız arkadaşlar kepçe. İki tane kepçemiz var fakat onlar ikisi de traktöre takılan şeyler ve ben mesela traktör gerekiyor bazen işte New Holland gerekiyor. Kepçe gerektiği zaman yani olmuyor yani. Hemen Massey Ferguson var ama o da mesela çok böyle büyük işler için olmuyor bu Massey Ferguson. Boyu şey yapmıyor, yetişmiyor falan. Hadi lan çık şuradan oğlum. Abi nefret ediyorum şöyle olduğunda ya. Şöyle alalım abi. Gidip arkadaşlar ben satacağım şu balı şimdi. 500 litre bal satacağım. Sonra ya oradaki 3 palette satacağız. Fakat keşke remorkumuz olsa ya. Var bize remork arkadaşlar şey. Bir saniye sakin. Traktör gidiyor sandım bir an. Ova sen dur burada. Bu arı kovanı üretsin abi zamanla. Ne kadar da üretse az, az da üretse çok da üretse yani sonuçta bize kar bu. Abi ne oluyor şu an? Abi sen ciddi misin? Abi sen ciddi misin şu an? Ciddisin yani. Abi bizim buradaki satış noktamız nerede? Mod yok diyeceğim. Mod yüklü ki abi ya. Mod bildiğin yüklü yani. Sadece şey yok. Oğlum ben mi böyle istemezse sattım bundan? Ama yok ya öyle bir şey olamaz diyecektim. 3 tane şey var. Nerede bunlar abi? Biri şurada biliyorum okey. Diğeri nerede abi? Diğeri şurada bir yerde. Neredesin lan oğlum? He bak böyle dön. Ha aynen. Buldum seni. Gel 2000 euro güzel. Bu nerede abi? Bu silaj yerindeydi. Değil mi? Sat abicim. Sat abicim. 2000 euro da buradan. Güzel. De bu 2000 eurolar bizi kurtarmayacak. Oğlum bizim şey nerede? Oho abi. Balla uğraşamayacağız şu an. Kaç para abi? Ama ben 30 bin diye biliyorum. Taşınabilirlerden bakalım. Bal şeyi kaç para abi? Slow sale 20 binmiş. 5 bin daha lazım lan. Tamam 5 bini şey yaparız biz ya. 5 bini hallederiz bir yerden. 5 bini uçururuz abi. Abi niye böyle her zaman böyle bir şey oluyor? Abi modu çıkardın diyeceğim bilmeden. Abi modun kalan her bütün şeyleri burada yani. Niye gidiyor? Modu update'lemedim. Update falan gelmedi zaten. Abi niye böyle oluyor ya? Öf. Nereye bırakalım? Bırak şuraya beni. Umurumda değil şu an. Bırak abi. Şu an bayağı sinirlendim. Bayağı sinirlendim şu an. Satacak bir şey diyeceğim. Satacak bir şey depoda yok zaten. Yani depo diye bir şey yok çünkü burada. Satacak ne var abi? Zaten fiyat yok hiçbir şeyde. Aynen. Hiçbir şeyde fiyat yok. Güzel. Vallahi açız şu an. Şu an bildiğiniz açız arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım en azından. Değil mi? Aynen gel şöyle. Geniş lastikler değil, geviç değil, hidrolik. Hidrolik al. Hidrolik sistem al kendine önüne. Hidrolik sistem. Gel şimdi yavrum. Hadi. Okey. Şimdi arkadaşlar Çin biteceğiz. Şimdiden muhtemelen birazcık para elde edebileceğiz. Ama abi şu an o sorun yani şu an var ya bütün şey, şu an planımızı bozdu abi. Ya da arkadaşlar şey yapalım ya. Biz zaten 11-14 binimiz oldu bizim. Biz şeyimizi alalım abi. Bunu alalım. Biz bununla abi tarlalarımızı gübreleyelim böyle bir güzel. Görerek abi bu tarlayı bitsin. Çin tarlasını bitsin. Sonra işte sırayla getirip balya yapıp satacağız. Ya da balya yapmadan alabilir miyiz? Bizde remok var mıydı? Var tamam süper. Direkt balya yapmadan satacağız arkadaşlar. Çim olarak satacağız. Yani ne kadar para gelir gelirse artık. Pek de umurumda değil çünkü bizde şu an balya var yani yeterli balya var. Hiç
hiç uğraşmayacağım. Direkt abi gel. Gel yavrum. Gel yavrum. Biç sen. Sen burada biçeceksin şimdi. Biz de gübreleyeceğiz tarlalarımızı bir güzel. Hadi şuradan salsan sorun çıkarır mısın bana sen? Muhtemelen sorun çıkarırsın ama. Şöyle yapalım. Aynen. Çalışmayacaksın değil mi? Senin açısından yani. Tamam, çalışıyor gibi şu an. Okey, süper. Çalışıyor, çalışıyor, tamam. Çalışsın abi, bu gübreleyin bu tarla. Hiçbir fikrim yok, hiç bakmayacağım şu an arkadaşlar. Uğraşamayacağım. Dedim de bir saniye ya. Bir saniye. Neredesin oğlum? İşte gerizekalı, ben dedim size arkadaşlar, gerizekalı. İşte durdu abi. Of. Oğlum gübreli değilse, full gübreli değilse bir gübreleyelim şunu ya. Yani azıcık çim, fazladan çim çıksa bize kardır bu yani. Çimi aç. Bir saniye. Oğlum bu daha birinci etap gübreli sadece. Oho abi bunu gübreleyelim ya. Bunu bir güzel gübreleyelim biz çünkü. Yani bir etap gübrelenmiş şeyden hiçbir şey çıkmaz abi bize. Şimdi bunu Messi Ferguson'umuz nerede? Bunda yakıt yok. Şey alacaktık biz değil mi? Yakıt şeyini alacaktık. Yakıt tankını alacaktık abi. Alamadık onu da. Abi şunu bırakabilecek miyiz? Ha şöyle. Şimdi. O yine bir droplarda falan. Ne oluyor oğlum? Niye drop var? Neyse çok önemli değil şu an. Remote'unuzu alın, bu remote büyük gibi gözüküyor buna ama. Yani 60 beygir falan diyor. Bu 95 beygir. Çeker ya, çeker abi, çeker. Çeker diyorum da. Çeker ya, tamam neyse çeker abi. Ben çeker diyorsam çeker. Şimdi. Şuraya gidelim. Kepçe lazım. Kepçeyi New Holland'a takacağız. New Holland'ın kepçesi çünkü daha büyük birazcık daha. Azıcık da olsa daha büyük. Şuraya çekeceğiz abi. Şöyle. Oba. Tamam dur sen burada. Sen gel yavrum. Ağırlık takmayacağım diyecektim. Takalım. Ama arka tekerlere ağırlık takalım. Diğer türlü gerek yok zaten. Bu arada arkadaşlar sürekli burnumu şey yapıyorum çünkü kaşınıyor abi. Kaşıyorum burnumu çünkü çok fazla kaşınıyor. Niyeyse. Gerçi her videoda böyle oluyor. Yani video dışında bir şey yok arkadaşlar. Video başladığım zaman böyle burnumu kaşıma isteği geliyor sürekli. Niyeyse. Kaşınıyor. Böyle bir şeyim var herhalde. Tikim falan olabilir bilmiyorum. Ama sadece videoda oluyor abi. Mişlen değil. Front hand. Yok bu değil. Oğlum ne yapıyorum ben ya? Teker ağırlıklı. Aynen. Gel abicim. Oo bayağı büyükmüş bunun ağırlıkları. Ben unutmuşum. Tamam güzel güzel. Ön tarafa ağırlık gerekmeyecektir. Bunu da çok güzel yere bırakmışız abi. Oğlum bayağı sıkışık bu şey ya. Bu map. Çok fazla sıkışık. Şöyle gidelim. Geri geri sen niye bu kadar yavaş gidiyorsun? Oba. Taktık süper abi. Küçük duruyor bu birazcık ama yapacak bir şey yok. Yani önümüzdeki bölümde, önümüzdeki 1-2 bölüm içerisinde birazcık para geçerse elimize yani inşallah. Geçer. Şey yapabiliriz arkadaşlar dediğim gibi. Bir tane kepçe almayı planlıyorum. Planlıyorum değil yani bayağı uzun sürede istiyorum zaten ama bakalım yani nasıl olacak. Muhtemelen 4 kova yani 4 kovada dolduracağız bunu. Boşalt abi. Boşalttık aynen. Doldur abicim. Doldur, 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 doldur. Ne kadar vardı bizde abi? Galiba 50 bin litre falan vardı. Değil mi? Aynen 50 bin litre falan katı gübre olması lazım. Belki şu an birazcık artmıştır. Hadi. Hadi abi, hadi, hadi, hadi. Üçüncü kova mı bu yoksa dördüncü mü? Üçüncü değil mi? Aynen üçüncü kova bu. Aynen üçüncü kovaymış. Dördüncüyü de alıyor. Alacak abi şimdi. Şöyle yapalım. Ova. Güzel abi. Biobelt. Şeyin. Kovanın markası mı? Ha, kovanın markası Biobelt'miş abi. O kadar uzun süredir kullanıyoruz bu kovayı. Şu an fark ettim. Zaten full almayacak değil mi? Aynen.
Şöyle yapalım abi. Gel yavrum buraya sen. O senin de yakıtın yok değil mi? Neyse ya, çok sorun yapmaz. 10 litre yakıt var daha. 10 litre ben nerelere giderim diyeceğim de. Yani bir an bunu araba sandım. Abi traktör bu yani. 10 litrelik pek aslında uzun mesafe gidemeyecek. Şuradan al virajı. Ova. Oğlum bunun kontrolleri bir değişik ya. Ben tam alışıyorum abi böyle videonun sonlarına doğru. Ne video bitiyor? Ha bak abi şey yakıt lambası yanıyor şeyde. Ha, güzelmiş bu. Bak bu olayı sevdim ben. Adam gerçekçi yapmış. Kim yaptıysa artık. Şimdi şöyle. Ha, X'e basacağız değil mi? Aynen. Mantıklı tabii. Önce kapağı açmamız lazım. Gübreleri abi şöyle biz. 8 metre ne kadar? Yani çok büyük geniş mesafe değil ama yapacak bir şey yok abi. GPS modunu kullanırsak çok daha rahat olacaktı tabii ama yapacak bir şey yok. GPS modunu kullanmıyoruz şu an. Oba bir saniye. Şöyle dönelim abicim. Tek gidişlik mi kaldı? Yok. Gideceğiz ve geleceğiz abi. Tamam, 9 lira yakıtımız var. Şu an yakıt lambası artık yanıp sönmeye başladı artık. Yani kırmızı yandı yandı artık yanıp sönüyor abi. Yani bir zahmet bir koy artık diyor. Koyacağız abi ama para yok. Yani yakıta para var ama yakıt nereden alacağımızı ilk önce bilmiyorum. İkincisi direkt yakıt tankını alıp o pickup şey olan pickup olanı direkt alıp onunla getirmek istiyorum. Şurada birazcık kalmış, şöyle bir atalım abi gübreyi. Fazladan gübre göz çıkarmaz abi. Değil mi? Laf tam öyle değildi ama. Neyse. Şimdi gel buraya. Abi bir de şu videolara girdiğim zaman abi esniyorum sürekli ya. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Abi şu an mesela video girmeden önce hiçbir şeyim yoktu. Böyle video girdiğim an abi böyle uykum geldi, esniyorum falan. Sürekli şöyle burnum kaşıma tiki falan şey yapıyor. Niyeyse bilmiyorum. Sadece vücut oluyor abi. Demin yani video girmeden önce hiçbir şeyim yoktu benim yani. Ne uykum vardı ne yani bir şeydi. Değişik bunlar yani. Bunu araştırmak lazım. Ama tabii şöyle şimdi videoya girdiğim anda böyle yani bir rahatlama geliyor insana yani böyle yani böyle her şeyi unutuyorsunuz böyle yani şey abi. Niye motoru kapattım ya? Böyle her şeyi unutuyorsunuz abi. Böyle bambaşka bir dünyada yani böyle yani. Sorunları falan unutuyorsunuz. Şöyle yapalım. Biçelim abi. Artık hiçe salabilir miyim? Bir zahmet. Salabilirim değil mi yani? Yani bir zahmet salabileyim artık. Şimdi. Bizim traktörümüz nerede? Yakıt şeyini... bir saniye. Şu an abi tarla gidip bunu boşaltıp fulleyelim mi, yoksa buradan geçerken, bence buradan geçerken direkt olarak fulleyelim abi. Yani mantıklısı. Zaten buradan geçeceğiz yani. Fulleyelim, öyle gidelim. Bir remork atalım abi şu tarlaya. Yani buna değil, buna sıvı gübre attık. Diğerini atacağız. 2 numaralı tarlaya atacağız. Bu arada arkadaşlar ya yayında işte 2 numaralı 1 numarayı birleştir diyenler vardı. Denedik arkadaşlar, olmuyor yani. Artadaki diyorum oğlum. Gitti ya, kafa resmen gitti şu an. Ortadaki arkadaşlar böyle ısırgama tarafı falan var böyle. Texture'lı onlar şeyden. Ha şunun gibi. Şunların gibi arkadaşlar böyle otlar var. Bunlar arkadaşlar pulukla sürdüğün zaman gitmiyorlar. Orada kalıyorlar çünkü texture onlar yani sadece. Onların bir şey yok. Arkadaki çimler, alttaki çimler arkadaşlar gidiyorlar yani, alt taraf pulukla sürülmüş oluyor. Fakat üstteki bu şeyler, bu ısırgamalar falan kalıyorlar. Yani oluyor fakat çok çirkin duracak. Böyle tarlanın ortasında ısırgamalar falan olacak. Bir taraftan gerçekçi ama yani çünkü tarlaların böyle bazen böyle bir kısımlarında böyle şeyler olur. Böyle işte büyümüş böyle uzun çimler falan olur da. Tarlanın daha ortasında büyümüş ısırgamalar daha hiç görmedim abi. Bilmiyorum yani.
Şey yapalım şimdi. Boşalt. Abi işte kepçeyle traktör kepçe kullandığınız zaman arkadaşlar böyle şey var baya. Böyle bir salıntı var abi traktörde. Böyle bak bakış mesela şöyle yaptığım zaman mesela böyle tek fazla bir yumuşak böyle bir çok fazla salıntı falan var. İyi değil mi yani mesela kontroller falan mesela şimdi arkadaşlar bakın mesela arkası kalktı sonra işte yeniden şey yaptı önü birazcık böyle havalanmak istedi falan. Mesela frene bastığım an böyle arkası kalkıyor falan. Değişik bir şey abi. Mesela böyle geri giderken frene bastığım an önü havalanmak istiyor. Bilmiyorum abi. O yüzden pek traktör kepçeleri de sevmiyoruz. Güzel de yani artık geliştik be bu seride. Ha doldu mu? Ben de diyorum niye boşalttı yarım saattir ya. Oğlum çok gerizekalıyım. Şöyle yapalım. Ova. Hadi abi, şimdi şu tarlayı gübreleyeceğiz. Sekiz 8 litre yakıtımız kaldı. Ah. Hadi abi kendimize şey koyalım. Görev koyalım abi. Bakalım şu traktörü tarlada bırakabilecek miyiz? Şu traktörü tarlada yakıtsız bırakabilecek miyiz? Traktörü tarlada yakıtsız bırakma challenge. Şöyle. Tamam ben GPS modunu açayım ya direkt. Yani en iyisi. GPS modu yok çünkü işçe saldım mal gibi. O yüzden GPS modu yok. Gerizekalıyım çünkü. Nerede? He tamam. 8 metre abi. Tamam abi. Bir saniye oğlum, bir saniye ya. He. Git şimdi. Tamam. Artık gidebilirsin. He tamam. Okey. Gübreleyelim abi tarlayı şimdi. Şu anda GPS modunu kullandığımız için arkadaşlar baya yani tarlada gübrelenmedik yer neredeyse kalmayacak. Ve bitti arkadaşlar. O zaman yukarı şeridimizi full çıkamadık ama yine de bir saniye ne oluyor oğlum? He. Tamam. O zaman fulleyelim arkadaşlar. Şu tarlayı bir full gübreleyelim biz. Hem de o şey çim doldurma işlemini bitirmiştir muhtemelen. Şöyle kalsın bu ya. Bu da sürme işini bitiriyor. Yani neredeyse bitirmiş. Yani bayırda arkadaşlar 5-6 kilometre falan gidiyor gördüğünüz gibi. Patinaj çekiyor. Arkadaki tekerler de patinaj çekiyorlar. Öndekiler de patinaj çekiyor. Traktörün gücü var. 170 beygir. Ama yapacak bir şey yok. Elimizde olan bir şey yok abi. Yani elimizde olan tek şey çok 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 daha güçlü bir traktör almak ve çok daha büyük yani güçlü değil sadece çok daha büyük bir traktör almak elimizde olan tek şey fakat o da aslında elimizde olan bir şey değil çünkü paramız yok. O yüzden şu an böyle fakir fakir bakacağız abi ve bu traktörü idare etmeye çalışacağız. X yap. Şunu da koyalım arkadaşlar. Şöyle. Aynen. Şimdi şey yapacağız. Sıra yapacağız arkadaşlar tarlayı. Hadi. He şöyle. Tarlayı şimdi sıra yapalım arkadaşlar. Oğlum bu traktör çok küçük duruyor ama aslında bayağı büyük bir traktör. Yani bildiğiniz 7 serisi bu. Sadece premium olduğu için böyle daha küçük duruyor. Ama iyi bildiğiniz 7 serisi abi bu. 7430 yani ne oluyor? 200 beygir miydi ya? 200'den fazlaydı galiba. O 194 beygirmiş. Ne alaka abi? He, 194 beygir bu da o. Oo, bu daha çok 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 daha güçlü oluyor ama biz bunu şey yapmadık. En büyük beygirini arttırmadık. Daha en düşük beygirinde bu. 194 beygir. Ama ya da yine de güçlü tabii. 194 beygir de bayağı iyi. Diyebiliriz. Şimdi. Ben ne yapıyorum abi şu an?
Ben niye girdim buraya ya? Oğlum çok gerizekalıyım lan ben. Şimdi Shift ve Z. Shift ve Z'den aynen. Ctrl ve Z. Aynen. Şöyle. Tamam abi. Yani bu da çok fazla istedim arkadaşlar. Umarım rahatsız olanlar yoktur. Rahatsız olanlar varsa da çok üzülüyorum. Niye? Ne oluyor oğlum burada ya? Oğlum sen niye kurutuyorsun bunları? Oğlum kurumuş balya yaptı, balya yaptı lan bunları. Neyse fark etmez bizim için. Bizim için pek fark etmez abi çünkü buradaki şu an bütün çimleri satacağız. Ve kuru otun da çimin de fiyatları aynısı. O yüzden bizim için değişen hiçbir şey yok. Ama oyunun bir bug'ını bulmuş olmak arkadaşlar şu an beni güzel hissettirdi yani. Değişik bir bug bulduk. Şu an mesela yine olabilir. Olmuyor şu an çünkü şey daha fazla, tamam. Ama yine de güzel değişik bir bug bulduk yani. Siz de arkadaşlar bu bug'ı kullanabilirsiniz. Ama biz kullanmayacağız tabii videolarda. Hadi lan. Heh. Gitmiyor abi ya, önü kalkıyor böyle ağırlık. Ağırlık istiyor böyle, ağırlık ver bana diyor. Tek sıra yapalım mı arkadaşlar? Hadi lan tek sıra yapacağız şu an. Şu an bütün bu tarla arkadaşlar tek sıra yapacağım. Bakalım kaç tane balya çıkacak. Çok fazla gübreli değildi bu tarla. Bazı yerler birinci etap, bazı yerler ikinci etapta ama. Bakalım abi. Bakalım abi. Tek bir sıra haline getireceğim şu an bu tarlayı ve bakalım. Tek sıradan arkadaşlar bu bütün tarladan ne kadar balya çıkacak. Evet arkadaşlar aslında sizi kandırdım. Aslında burayı ben sıkıştırmıyorum. Aslında işçiye saldım. Aslında ben sadece izliyorum. Ben bir yalancıyım. Yoksa sonradan aklıma geldi abi şeye. Kurs bireyle böyle bir şey yapabildiğimizi. Böyle bir kurs kaydettim abi. Çok fazla ileri şey yapmadım. Çok fazla ileri gitsin de kaydetmedim. Çünkü buraya sıkıştırırsa abi. Buradaki silajlar dışarı çıkacaklar. O yüzden şu kısmı sıkıştıralım dedim. Zaten oyun bütün şeyi sıkıştırmış gibi görüyor. O sıkıştırsın abi. O sıkıştırırken de biz de ineklerimizi besleyelim diyeceğim de beslemeyeceğiz galiba ya. Beslesek mi inekleri? Beslemeyelim abi inekleri. Şu romokumuzu dolduralım arkadaşlar ve videoyu burada bitirelim. Kaç dakika oldu video bilmiyorum. Arkadaşlar ama böyle yani akşama yayında olacak muhtemelen. Yayında arkadaşlar muhtemelen yani ne oynayacağımızı söyleyeyim size. Yani garanti değil yani farming oynayacağız o zaten biliniyor da. Muhtemelen yani oynayacak insan olursa Paladins oynarız arkadaşlar. Paladins'te bu arada arkadaşlar şey yaparsınız. Siz de indirebilirsiniz. Steam'de bedava bir oyun. Paladins yani Overwatch'a benziyor birazcık. Ama yani Overwatch çakması diyemeyiz. Çünkü Overwatch'ten bildiğim kadarıyla Overwatch'ten daha önce yapım aşağı şey başlamış olan bir oyun. Yani Overwatch'ten daha önce yapılmaya başlamış bir oyun diye biliyorum. Yani yanlış da biliyor olabilirim de. Overwatch'a benziyor yani. Mantıklı aslında. Yani benziyor. Yani farklılıkları da var. Ama güzel bir oyun arkadaşlar ve bedava Steam'de. Yani siz de indirebilirsiniz. Ve oynayabilirsiniz. Yani güzel bir oyun. Bayağı zevk alınıyor. Siz de indirirseniz arkadaşlar belki yayından oynarsak sizlerle beraber de oynayabiliriz yani. Sizlerle beraber böyle bir oyuna girebiliriz. Böyle arkadaşlar. Dolduralım şunu. Şu an bak şu an dolacak abi hissediyorum. Doldu. Ben biliyorum ya. Ben bu işi biliyorum abi. En son arkadaşlar gidip şu tarlayı gübreleyelim full. Ve videoyu bitirelim. Haydi bismillah. Oğlum hadi lan. Heh. Gitmiyor ya biraz böyle şey yapıyor. Gerçi şu an yakıt kalmadı abi. Şu an böyle buharla gidiyor traktörümüz. Böyle yani buharlaşmış şeyle böyle deponun içinde kalmış böyle. Suyla karışmış böyle. Dizel buharları da falan gidiyor şu an herhalde. Bir saniye. Be. Heh. Heh şöyle. Abi sanırım arkadaşlar şey yapacağız ya challenge'ımızı. Ya yapabileceğiz yani challenge'ı. Tarlada traktörü yakıtsız bırakma challenge'ını yapabileceğiz galiba. Hadi abi şuradan
Ova şöyle. Başla. Başla abicim. Sen işini bitirdin mi lan? Git oğlum, git oğlum. Oha. Çok fazla gübre attın oraya. Neyse. Oradan artık fazla bir ürün alırız herhalde. Yani gerçek hayatta alabilirsin belki ama burada pek öyle çalışmıyor. Mantık öyle işlemiyor. Bu arada şu an kaçar akşam şey böyle güneş kayboldu. Video başlarken daha fazla güneş vardı. Muhtemelen yüzüm şu an bayağı siyahlıdır. Gölgelidir ama yapacak bir şey yok. Işıklandırmayı falan da yapamadım arkadaşlar. Bilmiyorum yani. Yani babam ne yapacağız ışıklandırmayı? Onun da şu an işi bayağı şey yani. Bilmiyorum. Muhtemelen yani böyle bir şeye doğru abi, kış aylarına doğru. Daha şey oluyor iş onun. O zaman belki ışıklandırmayı yapabiliriz. Şöyle bir tane bu tarafa, bir tane şu tarafa iki ışıklandırma düşünüyorum da bakalım nasıl olacak. Yani ışıklandırma, iyi bir ışıklandırma arkadaşlar facecam'in yani kalitesi biraz daha artacaktır. Yani çünkü yani kameranın kendi çektiği görüntünün kalitesi de birazcık artacaktır. Çünkü böyle ışık düzgün olmadığı zaman arkadaşlar kamera olduğundan yani daha kötü bir görüntü çıkarıyor. Daha çok pikselli böyle bir görüntü. Daha çok karıncalı böyle bir görüntü çıkarıyor abi. Işık ne kadar doğruysa yani ne kadar iyiyse o kadar iyileşiyor görüntü. Yani kamera zaten o kadar güzel bir şeydir yani. Kamera zaten kötü de yani biraz daha iyileşecektir yani. Kötü değil de yani bir C920 değil abi, onu demek istiyorum. C920 de almak isterdim ama çok pahalı abi ya. Yani Türkiye'de kaç para bilmiyorum da burada pahalı. Türkiye'de galiba daha pahalı. Ben Türkiye'de bakmıştım ben galiba. 370 TL mi? 400 TL öyle bir şeydi galiba. Bu da birazcık daha ucuz ama yine de pahalı abi. Şimdi bunu getirelim yerine ve videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Bu videoluk da bu kadardı. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar, dediğim gibi beğendiyseniz aşağıdan like tuşuna basmayı unutmayın. Yani bu seride arkadaşlar işte yani bir şeyler varsa aklınızda, bir fikirler falan, işte abi şunu al, şöyle yap, şu işe gir, bunu yap falan yazın arkadaşlar aşağı, ben onları takip ediyorum, okuyorum. Bu arada şu an bir şey fark ettim arkadaşlar, Romuk'ta şey var bakın. Ha, güzel. Romuk'ta arkadaşlar içine binebilmemiz için arkadaşlar şey var burada gördüğünüz gibi. Bir tane merdiven var. Ama arkadaşlar bu tarafta da bak şöyle iki tane şey var. Böyle basabileceğiniz iki tane şey var. Bunu da merdiven gibi yapmışlar. Yani burada içine girdiğiniz arkadaşlar buradan çıkabilmek için yine aynı yerden. Böyle bir tane bir ayağınıza buna bastı, bir ayağınıza da şuna bastı, böyle çıkabiliyorsunuz. Yani bu güzel olmuş ya. Bunlar da sanırım katlanabilir arkadaşlar değil mi? Aynen katlanabilir mi? Aynen katlanabilir abi. Hatta bu çıkarılabilir de. Bunu arkadaşlar buradan katlayabiliyorsunuz yukarı doğru. Güzel güzel bir olay bence. Bak bunu sevdim şu an. Neyse videoyu uzatmayalım. Kendinize bakın arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Böyle yani, akşama yayın olacak dediğim gibi. Yayına da arkadaşlar gelirsiniz artık. Yani izlemiş olursunuz yani. Böyle. Çok söyleyecek bir şey yok. Kendinize bakın.